Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Walking Pad R1 Pro adlı koşu bandına daha yakından bakacağız. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki walking pad'ler bu ara gerçekten çok popüler ve ben de hemen böyle bir ürün almak istedim çünkü bana çok lazımdı. Walking pad'lerin sadece böyle yürüme özelliği olduğu sanılıyor fakat benim aldığım walking pad R1 Pro hem yürüme hem koşma özelliğine sahip. O yüzden akıllardaki bu soru öncelikle gitsin arkadaşlar. Sadece yürüme yok. Bu modele göre değişiyor. Bazı modellerde sadece yürüme çünkü 6 hız seviyesine kadar çıkıyor ama benim aldığımda 10. hız seviyesine kadar çıktığı için o yüzden benimki hem yürüme hem de koşu bandı. Evet, neden böyle bir ürün aldım ondan bahsedeyim. Gerçekten her gün neredeyse her gün spor yapıyorum ve şu anda spor salonları kapalı olduğu için yapamıyorum haliyle. Hem spor salonları kapalı hem de taşındığım için ve taşındığım yerde de önceki spor salonum kadar güzel bir spor salonu bulamadığım için böyle bir ürün almak istedim. Burada da kendime böyle bir spor odası yapma imkanı bulabildim arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum ve çok doğru bir karar verdiğimi de düşünüyorum. Neden doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Video boyunca bunu göreceksiniz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan kutunun içerisinden neler çıkıyor ondan bahsedelim. Sonra koşu bandımızın özelliklerinden ve kullanımından bahsedeceğiz. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet, kutu içerisinden çıkanlar öncelikle koşu bandımızın kendisi çıkıyor. Tabii ki bu arada gerçekten çok büyük bir kutu geldi arkadaşlar. Ama bir kutunun içine sığabilmesi bile gerçekten ürünün ne kadar kullanışlı, ne kadar portatif olduğunu gösteriyor. Koşu bandımızın kendisi katlanmış bir şekilde geldi. Koşu bandının yanı sıra bir de bir aksesuar kutusu, böyle uzun ince bir aksesuar kutusu geldi arkadaşlar. İçerisinde fişi, uzaktan kumandası, kordonu, L anahtarı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Koşu bandımızın özelliklerinden bahsedecek olursak 120 cm bir bant boyu var, 44 cm bant genişliği var. Maksimum hız seviyesi de 10, 110 kilo taşıma kapasitesi var aynı zamanda. Bu arada bu kutunun içerisinden çıkan L anahtarı şu şekilde kullanmamız gerekiyor. Ürün kayma yaparsa arkadaki boşluklardan birinde hangisinde kayma yapıyorsa oraya L anahtarı yerleştirip saat yönüne doğru biraz çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için kullanacağız. Bu arada koşu bandımızı açtığımız zaman yukarıda telefon ya da tabletimizi koymamız için bir bölme var ve bu gerçekten çok iyi oluyor. Spor yaparken bayağı motive oluyorsunuz. Ben mesela yürürken hem videolarımı izliyorum hem de Instagram'da neler olmuş onlara bakabiliyorum. Bu telefon ve tablet koyma yerini düşünmeleri çok iyi olmuş böyle bir üründe. Tabii ki çoğu koşu bandında var ama bu çok portatif ve diğer koşu bandlarına göre gayet minimal bir tasarım olduğu için bunu düşünmeleri çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar önde bir panel göreceksiniz. Bu panelde hani kaç kilometre koşmuşum, hangi hız seviyesine gidiyorum gibi bu tarz verileri panelde görebiliyorsunuz. Burada bir M butonu var görmüş olduğunuz gibi. M butonu sabit hareket modu. Bu yeni başlayanlara önerilen bir mod. A modu ise otomatik hareket modu. Bu da deneyimli sporcular için tavsiye edilen bir mod arkadaşlar. Şimdi ürünün kutusundan çıkanlara baktık. Teknik özelliklerinden de böyle kısaca bahsettik. Şimdi ürünü nasıl kuracağız ondan bahsedelim arkadaşlar. Çok kolay bir kurulum var önce. Bunu söylemek istiyorum. En hoşuma giden şey de bu. Ben çünkü bir şeyleri kurarken gerçekten bayağı bir yeteneksizim aslında ama bu ürünü kurarken hiç zorlanmadım. Şimdi size kurulumuyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de ürün nasıl kuruluyor ona bakacağız. Önce paketin içinden bu şekilde çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Sizler için tekrar katladım ve yapmak istedim. Şimdi gelin hep beraber nasıl kuruluyor bakalım. Öncelikle şurada çevirmemiz için böyle bir şey var. Birazcık sert ama aslında bu güvenliğiniz için önemli. Sert olması iyi. Bunu önce bayağı bir gevşetiyorum. Sonra diğer tarafında da var aynısı. Onu da bir gevşetiyorum. Şu an tamamdır. Daha sonra şunu yukarı doğru kaldırıyorum arkadaşlar ve şöyle istediğim ayarda yapabilirim. Daha sonra şu klipsleri yukarı doğru kaldıracağım. Klipsleri yukarı doğru kaldırdıktan sonra bunu istediğim gibi ayarlayabilirim boyuma göre. Böyle iyi gözüküyor şimdilik. Tekrar bunu sıktırıyorum. Daha sonra aşağıdaki yeri tekrar sabitleyeceğim. İyice sıktığımdan eminim. Şöyle, evet, bayağı bir sıktırdım şu anda. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, en önemli kısma geldik. Katlama özelliği. Katlanabilen bir koşu bandı biliyorsunuz ki. Ve gerçekten katlaması da çok kolay. Hemen gösterelim. Şöyle buradan açığı iyice bastırıyorsunuz ve işte bu kadar. Şu an koşu bandımız kullanıma hazır.
kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Uzun bir zamandır kullanıyorum. Uzun bir zaman dediğim aslında bir hafta gibi bir süre ama her gün kullandığım için aslında bayağı hakimim koşu bandına. Öncelikle şundan bahsedeyim. Şu soru çok geliyor bu ürünlerle ilgili. İşte çok fazla ses çıkarıyorum. İşte hareket ederken çok hantal bir yapısı oluyor mu? Yani şöyle hantal yapısı. Mesela ürünün üzerindeyken işte böyle tak tuk falan sesler geliyor mu vesaire. Hafif alüminyum alaşımlı bir yapısı var. Bu da yürüyüş bandının stabilitesini ve yük taşıma kapasitesini iyileştiriyor ve dayanıklık sağlıyor. Ve ses konusunda da şunu söylemem gerekiyor ki gerçekten beklemediğim bir performans açıkçası. Çok fazla ses çıkarır diye düşündüm. Çünkü çok ince bir tasarım var. Ama şöyle söyleyeyim, hiç rahatsız edici bir sesi yok bence. Bu da evdeki deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Bazen çocuklar uyuduğu zaman yapıyorum çünkü sporu ve spor odası ile çocuk odası yan yana. Ona rağmen çok bir rahatsızlık verdiğimi düşünmüyorum. Kulaklıkla yapıyorum genelde. O yüzden şey hemen spordan sonra şeyi soruyorum. Yani çok rahatsız edici bir ses oldu mu? Çocuklar rahatsız oldu mu diye. Hayır, hiç öyle bir ses olmadı diyorlar. O yüzden de kendi deneyimlerimden yola çıkacak olursam ses konusunda da iyi bir performans sunuyor. Bu arada en can alıcı zaten ürünün imzası olan özelliklerinden bir tanesi katlanabilir olması. Katlandığı zaman da çok az yer kaplıyor ve odanızda, ofisinizde yer kaplamayacak çok güzel minimal bir tasarım var. Onu söylemiş olayım. Ürünün malzeme kalitesini de ben çok beğendim. Gayet kaliteli ve güzel duruyor arkadaşlar. İyi ki sadece yürüme özelliği olanı seçmemişim. Yürüme ve koşma bandını seçmişim iyi ki. Çünkü ben uzun zamandır spor yapıyorum ve 6 hız seviyesi, yani önceki modellerdeki 6 hız seviyesi bana yetmeyebilirdi. Yetmezdi hatta, çünkü şu anda 9-9,5 seviyesinde koşabiliyorum. Antrenmanımı yaptıktan sonra. Ve seçmiş olduğum en mantıklı ürünlerden bir tanesi de diyebilirim. Bu arada arkadaşlar, bu ürünün bir de mobil uygulaması var. KS Fit adlı mobil uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ve mobil uygulamaya girdiğinizde bir üyelik açmanız gerekiyor. Onu da bilgilerinizi dolduruyorsunuz hızlı bir şekilde ve hemen uygulamaya girmiş bulunuyorsunuz. Daha sonra yürüme verilerinizi, çocuk kilidini, hız sınırı gibi işlemleri de aslında bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamada ne kadar yol kat ettiğiniz, yani gelişim grafiğinizde görebilirsiniz. Yani uygulama üzerinden takip etmekte de fayda var. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Walking Pad R1 Pro adlı ürününe daha yakından baktık. Bir haftalık deneyimimden bahsettim bugün sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Belki videoda bahsetmediğim, değinmediğim noktalar vardır. Eğer varsa ve merak ettiğiniz sorular varsa lütfen aşağıda benimle paylaşın. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.